Bu hasılat dün Celal'in otopark ve kumarhanelerinden toplandı. Hepsi sizin. Celal artık sizin. Ve bu daha başlangıç. Sırada Celal'in nakliye işleri var. Ona da çökeceğiz. Asıl o zaman sizlerle büyük sevkiyatlar yapacağız. Kardeşler, her biriniz Celal'den daha büyük olacaksınız. Öyle mi Sarı Hüsnü? Öyledir tabii. Patron sayesinde hep beraber büyüyeceğiz. İşte başladık Leyla Hanım. İyi gidiyoruz. Bakın, bu fırsat kaçmaz kardeşler. Bakın, ben ölü bir adamdım. Ta ki patron beni diriltene kadar. Resmen yeniden can verdi bana. Celal'in ensesinde boza pişiriyor. Sorarım size, hangi baba yiğidin harcı? Şimdi soruyorum. Celal'e son darbeyi vuracağız. Bizimle misiniz? Elbette sizinleyiz. Patronlayız. Patronlayız. Oldu bu iş, oldu. İşte bu kadar. Buradan sonrası bende Leyla. Ne yapacaksın? Celal'i arayacağım. Onu bir yere çağıracağım, durumu anlatacağım. Bütün adamlarım bizimle. Sana ait ne varsa artık bizim diyeceğim. Güzel. Sonra? Celal'le hesabımı gördükten sonra da Celal'i sana bırakacağım. Tepe tepe kullan. Tamam mıyız? Tamam diyemeyeceğim Zarp. Neden, bir sıkıntı mı var? Var. Nedir? Kocamın ölümünde büyük payın olduğu söylendi. Doğru. Doğru. Ama önce bir dinleyin isterseniz, sonra kararınızı verirsiniz. Anlat bakalım. Bu Alyanak denilen puşt, Celal'i öldürmek için bana oynadı. Beni, ailemi tehlikeye attı. Bu işin arkasında kocamın olduğunu bilmiyor muydun? Elbette bilmiyordum. Madem Celal'i istiyordun, niye uyardın? Arabanda bomba var demişsin. Demeseydin, Celal şimdi ölmüştü. Kocam da yaşıyor olacaktı. Ama ben Umut'u alamamış olurdum. Ayrıca bu Alyanak denilen puşt, Celal'i benim öldürmek istediğim izlenimi yarattı. Adamları bizi yaşatmazdı. Beni, ailemi öldürürlerdi. Tamam. Sen de kendince haklısın. Leyla Hanım, ben gerçekten kocanızı Celal'in eline bırakmak istemedim. Ama Celal benden habersiz hareket etti. Keşke böyle olmasaydı. Keşke ben bilmeseydim. Leyla Hanım, bakın eğer benim yerimde olsaydınız, aynı şeyi siz de yapardınız. Bakın buraya kadar birlikte geldik. Artık virajın sonundayız. Birbirimize olan güvenimizi kaybetmemeliyiz. Çünkü Celal bunu hisseder.
kokusunu alır. Ve hiç beklemediğiniz bir anda böyle karşınızda görürsünüz Celal'i. Tamam Sarp. Devam ediyoruz. Oh. Celal baba, sana patronun yerini buldum. Tamam evlat. Ver adresi. Aha. Tamam evlat. Şimdi adrese gel, seni oradan patrona götüreceğim. Tamamdır. Gel bana kebapçı Celal. Gel. Yeşil yandı, yürü. Sarp, bana şunu söyle. Bir patrondur konuşuluyor her yerde. Celal'i bitirecek bir efsane türemiş. Söyle, bu patron sen misin? Nereden çıktı bu şimdi? Bak, değilsen geç. Eğer sensen söylüyorum, güven olmaz. Çok tehlikeli bir iş yapıyorsun. Sen bir polissin. Bu yollara sapmamalısın Sarp. Vazgeç. Ya sen istifa etmedin mi? Hala neyin peşindesin ki? Bak kimlerle oynuyorsun bilmiyorum ama gerçekten çok tehlikeli bir iş bu. Canın yanar. Tehlikeli bir oyun bu. İstersen. Buyur avlat. Celal baba neredesin? Geç kalmazdın sen. Küçük bir işim çıktı evlat. Bekle gelirim ben. Güzel haberlerle geleceğim sana. Merhaba, patron. Ne oluyor lan? Neyse, çıkarım kokusu. Hmm.
Sen şimdi bu adam patlanarak nasıl geldi diyorsun. Değil mi patron Leyla? Söyleyeyim. Patron kimsin sen? Baba. Lan! Rüya görmüyorsun. Karşındayım. Onu görüyoruz. Gel buraya lan, gel! Yok, iyi böyle. Havuz kalsın aramızda. Seni havuz kurtaramayacak alyanak. Gel! Aramızdaki havuz problemi çözülecek. Buna inandığım için buradayım. Yoksa mal mıyım kuzu kuzu buraya geleyim? Senin hayatını kurtarmaya geldim. Bak yorma beni. Seni kimse elimden kurtaramaz. Ne dersen de olmaz o iş. Patron desem, yerini biliyorum desem, kim olduğunu biliyorum desem. Ne diyorsun lan sen? Baba, seni öldürecekler. Bunların hepsinin cevabı var mı sende? Her şey bende. Yalnız bir tek şartım var. Bana dokunmayacaksın. Yaşamama müsaade edeceksin. Ben de senin gözünden uzak duracağım. Söyle bana, kimmiş şu patron? Köstenceli'nin karısı. Leyla. Bak sen. Piliç ya, piliç. Sen onu çıtır 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 yersin. Baba ne yapayım ben şimdi? Kaçayım mı? Kalayım mı yoksa? Yırttım mı? Söylemeyeceğim. Vazgeçtim. Kocanı yaktın. Seni ne yapayım patron? Bizi yalnız bırakın. Sabah adamlarımı toplamışsın. Bir konuşma yapmış senin şu zıpır avukat. Bir de ben konuştum. Dedim, yahu patron dediğiniz bir piliç. Siz nasıl adamlarsınız? Anında teslim ettiler bana Sarı Hüsnü ile Sinan. Uzatma da ne söyleyeceksen söyle Celal. Emrin olur. Bana bir zarf gönderdin. İçinde kızımla ilgili yazmıştın. Nereden biliyorsun sen onu? Coşkun'u mu buldun? Hadi. Şimdi de sen uzatma da söyle. Patron, zorlamayayım seni. Seni hiç güzel bir şeyler söyleyeceğim.
Taş hele ya. Senin kocan hiç böyle değildi. İnat herif. Bak sen ne güzel söz dinliyorsun ya. Hadi, hadi söyle duyayım. Coşkun'u nereden buldun? Nerede şimdi o? Kebapçı Celal. Umut'un hesabını bu eski evde soracağım senden. Gelmedi mi Celal? Yok. Gelmedi, bekliyoruz. İşi varmış. Silah var. Sap! Silah var! Sırk. İyisin, iyisin. Korkuttun beni. Sen ne sandın beni be? İyisin, iyisin. Hadi kaldırmayacak mısın? Gel tutun bana. Tutun bana. İyisin değil mi? Merak et. Yaşayacaksın, seni hastaneye götüreceğim. Ölmeyeceksin müdürüm, duyuyor musun beni? Kafama gözünü. Sakın. Bırakma kendini müdürüm, bırakma! Müdürüm yapma bunu bana, ne olur. Müdürüm aç gözlerini, müdürüm aç! Müdürüm! Müdürüm! Müdürüm yapma bunu bana! Müdürüm! Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Kurtaracağım seni. Merak etme. Ah be müdürüm, ah be! Keşke gelmeseydin de ne olacaksa bana olsaydı. Dinlemedim seni. Affet beni. Sağ ol. Müdürüm. İyisin değil mi? Sık içine yetiştireceğim hastaneye. Bak şimdi bunları. Sağ ol. Dinle. Bak sana vasiyetim diyorum. Bu işin peşini sakın bırakma. Bırakmam müdürüm, bırakmam. Sen yeter ki yaşa. Birlikte yapacağız bu işi. Duydun mu beni? Birlikte yapacağız.
yaptın lan? Çekil yoldan, çekil. Hastaneye yetişiyoruz. Az kaldı müdürüm, az kaldı, dayan. Dayan. Ah be müdürüm, ne yaptım ben böyle, ne yaptım? Feda ettin kendini. Çabuk çabuk gelin, arayalım mı? Çabuk! Müdürüm geldik. Ne yap? Çabuk tut! Doktor bey vuruldu. Hemen ameliyatı alıyoruz. Kendisi çabuk tutun. Hadi, hadi. Alo müdürüm. Ben Serp Yılmaz. Yusuf Kaya'nın gizli soruşturmacısı. Niye aradın beni? Yusuf müdürüm vuruldu. Hastaneye acile getirdim. Nasıl oldu bu iş? Silahlı çatışma yaşandı. Ayrıntıları sonra anlatırsın. Durumu nasıl? İyi değil. Doktorlar şimdi ameliyata aldılar. Müdürüm ne olur bir şey yapın. Ne olur bir şey yapın müdürüm, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Merak etme. Biz hemen harekete geçeceğiz. Seni gören duyan oldu mu? Deşifre oldun mu? Yok yok, ama hastaneye ben getirdim. Kameralar falan diyorsun. O kısımları hallederiz. Sonraki işler. Gitsen. Dön nereye döneceksen. Artık olay bizde. Onu yaşatın müdürüm, ne olur. Dua edelim yaşasın. Bir şey yapalım, ölmemeli. Merak etme. Elimizden geleni yapacağız. Geliyorum. Thank you.
Nerede lan bu kadın? Ne? Gel bakalım Sarp Efendi. Davut ne karın ağrın söyle, şimdi uğraşamayacağım seninle. Gel sen gel. Celal babam seni çağırıyor. Çabuk ol.